Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bilge Evin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Yine mutfağıma girdim. Bugün patlıcanlarım vardı. Bu patlıcanlar arkadaşlar babam getirdi. Türkiye'den, Ankara'dan gelen patlıcanlar. Şöyle kamerayı güzel ayarlayamadım ki. Bunları hemen soyayım dedim çünkü kötü oluyorlardı. Havalar ne kadar da soğuk da olsa balkonda bunları arkadaşlar soğuk yani balkonda bıraktım. Kimisi camın üstündeydi mutfağın. Birazı da balkona çıkarmıştım ama bu sabah içeri aldım. Çünkü bugün kar yağdı Almanya, Hamburg'a bugün hafif bir kar yağdı. O yüzden içeri topladım. İçeri toplamışken de bunları pişireyim dedim ben. Karnıyarık yapacağım. Hiç kesmedim arkadaşlar. Boyları bu kadardı. Yani tam bir karnıyarıklık. Burada Almanya'da böyle küçük patlıcan bulmak biraz zor. Aldım mı 2'ye ya da 3'e bölüyorum patlıcanları. O yüzden ben dedim karnıyarık yapayım. Ama onun beraberinde esasında bugünkü yemeğimi ben planlamıştım. Şöyle nasıl altına bir dakika arkadaşlar. Bir tabak koymam lazım. Şöyle arkadaşlar. Ne? Ciğer. Karaciğer. Bu bizim evde çok seviliyor. Bugün Arnavut ciğeri yapacağım. Çok da güzel yaparım arkadaşlar. Kendimi met etmiş gibi olmayayım. Cidden çok güzel oluyor. Yani ben de o karaciğerin değerini, hakkını veriyorum. Sizinle yine 2-3 video paylaştım bununla ama videolarımın aşağı kısmında kaldı. Tabii siz onları yeni gelenler mesela izlemedi bilmiyor. Artık önünüze çıktı mı o videolarım bilemeyeceğim. Bugün Arnavut ciğeri yapacağım. Güzelce bunu İbo kasaptan aldı. Güzelce doğradım ben bunu. Doğradım, yıkadım. Şöyle süzgeçimde süzülüyor. Şuraya da un hazırladım arkadaşlar. Unlu oluyor Arnavut ciğeri. Bu şu ciğerin içine de azıcık tuz attım. Tatsız olmasın diye. Ama bu karnıyarı bugün yapmayacağım. Ben şu an sadece patlıcanlarını kızartıyorum. Şu tabağıma alacağım borcama. Arkadaşlar onları yarın yapacağım. İçlerini dolduracağım. Kıyma da çıkarmadım çünkü. Çünkü hesapta karnıyarık yoktu. Ama patlıcanları baktım kötü oluyor. Değerlendirmek adına bugün yapayım. Yarın iç harcını hazırlayıp hemen fırına sürüyorum diye düşündüm. Hani İki kere yağ kokmayayım diye. Böyle kızartma yaptığım zaman üstüm başım hep yağ kokuyor. Sevmiyorum o kokuyu ben. Hemen kıyafetlerimi falan değiştiriyorum. Yani söylemesi ayıp olmasın arkadaşlar. Duş alıyorum hemen. Çünkü yağ kokusu başörtüme kadar işliyor. O yüzden bugün dedim kızartayım yağ varken. Onun arkasında da hemen şu ciğerleri kızartırım. Yarının menüsü de hazır olmuş olur. Ay, siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım inşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık, güzellik versin inşallah. Arkadaşlar son iki tane kaldı. Ben şimdi şuraya azıcık dökeyim. Hmm.
Evet, patlıcanlarım da hazır. Arkadaşlar bakın çok güzel nar gibi kızarttım onları. Bununla işim bitti. Burada bir köşede koyayım soğusun. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Buna yeterli. Şimdi hiç karıştırmayacağım arkadaşlar. Bunun püf noktası bu. Hiç karıştırmayacağım. Bu şekil alt tarafı iyice bir kızarsın. Ondan sonra bir iki çevireceğim. Tamam. Fazla kurutmadan alacağım onları. Bu kadar. Arkadaşlar bu yemeğe tat veren en güzel şey soğan ve biber. Bol soğan ve biberli yapacağım. Çok güzel oluyor. Sosunu hazırlayacağım. Soğanlı biberli bir sosu var. Şimdi arkadaşlar bundan 3 hafta önce mi desem, 2 hafta önce mi bir takipçim, bacım benden küçük, bana dedi ki Emine abla ben senin gibi soğanı kesmek istiyorum ama kesemiyorum çünkü bıçakla elini kesiyormuş. Yani elinde doğramak istiyor soğanı. Temizlerken dedi mi bilmiyorum ama doğrarken çeker misin dedi. Arkadaşlar soğan dağılmaması için temizlerken ilk önce dikkat edeceğiz. Bakın şu sapı var ya, o olması lazım. Yoksa soğan doğrarken dağılıyor. Yani şu kafa kısmını keseceğiz. Şu ipli kısmı kalacak. Şu kısmını alacağız. Diğer tarafı kalacak. Ben öyle temizliyorum. Bana söylemişti. Abla gösterir misin? Ben de ona yorumlarında dedim ki ne gösteririm bacım. Nasıl kesiyorum, nasıl temizliyorum diye. Bugün hazır videom var demiştim elimde ama ertesi gün illaki paylaşacağım senin için. Ve arkadaşlar araya bir şey girdi ve ben video çekemedim. Hastalandım mı, unuttum mu bilmiyorum. Şimdi aklıma geldi. Gelmişken de böyle ve o bacım bir daha bana yorum yazmadı. Acaba darıldı mı diye de düşünüyorum. En iyisi dedim. Ya ismini de hatırlamıyorum şimdi. Neydi ismi ya? Neyse beni izliyorsa kendisini biliyordur o. Eğer ki izliyorsan bana yorum bırakabilirsin bacım. Bendim diye. Cidden ismini unuttum. Böyle şimdi ben şöyle güzelce temizleyeyim. Yine dediğim gibi bol soğanlı, biberli yapacağım. Soğanlı çok güzel oluyor. Yeter mi? Şunu da temizleyeyim. Eğer çok gelirse temiz halde bırakırım. Bir şey olmaz.
dediğim gibi şu sapı kalacak. O zaman soğan dağılmıyor arkadaşlar doğrarken. Şöyle biberlerimi de alayım. Bunları ben yıkayacağım bir su. Şöyle biberimi de bol doğrayacağım. Şöyle güzel bir Arnavut ciğeri yapacağım. Esasında arkadaşlar bu hazırladığım sos ayrı servis ediliyor. Biliyor musunuz? Ama ben hani bir servis tabağının kenarına Arnavut ciğeri koyuyorsun. Bir kenarına da bu soğan karışımını. Ama ben öyle yapmayacağım. Pişirdikten sonra, bunu da yaptıktan sonra soğanı ciğerin üstüne komple döküyorum ve ciğer daha güzel yumuşak oluyor. Ben öyle yapacağım. Sizinle de paylaşacağım. Şunları hemen bir yıkayıp geleyim. Şimdi arkadaşlar şunları yıkadım geldim. Tavamı da aldım. Bıçağımı da aldım yanıma. Şimdi ilk öncelikle şunları bir alt üst yapayım ben. Daha hiç karıştırmadım. Evet, şimdi doğrayalım. Şimdi arkadaşlar buraya ben yerleşemedim. Şimdi nasıl yapayım arkadaşlar? O bacım bana göster demişti abla. Şimdi bu soğanı böyle kesince arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Bilen arkadaşlarımız var. Ben kesinlikle öğretmenlik de yapmıyorum ama istediği için göstermek istiyorum. Nasıl yaptığımı. Ondan sonra şöyle kesiyorum. Şu şekil. Zaten buradan da tuttuktan sonra doğrayabiliyorsun. Küçük büyük kendin ayarlıyorsun. Ben bunu büyük yapacağım ama bu küçük oldu yine. Göstermek için küçük de şöyle yandan tutuldu mu küçük doğranıyor. Şöyle. Bir de soğanı şuraya arkadaşlar. Yani bıçak soğana değecek, ele değil. Şöyle. O zaman el kesilmiyor. O arkadaşımız hep elini kestim. Elimi kestim abla dedi. Bu soğanı böyle doğradım ama böyle olmayacaktı. Ben büyük doğrayacağım. Çünkü büyük oluyor arkadaşlar bu soğan. Jülyen şeklinde şöyle. Yerken ciğere sarılması lazım. İnşallah bu videomu izliyordur. Evet, soğan gözüme az gözüktü arkadaşlar, bitti bile. Ama yeter. Biberimi de koyacağım zaten. Şöyle kamerayı biraz aşağıya yaparsam şöyle bir tava soğanım oldu. Bu biraz daha olması lazım. Biberlerimi de büyük büyük doğrayacağım. Bir takipçim de şey söyledi arkadaşlar.
öyle yorumlar da alıyorum. Emine abla veya bacım, ben önceden soğanı fazla kullanmıyordum. Ama senin sayende şimdi yemeklerime bol soğan doğruyorum. Cidden yemeklerin tadı çok güzel oluyor diye öyle yorumlar alıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Şurada iki biberim kaldı. Onu da doğrayacağım. Onu ben doğrarım. Şöyle bir yer açayım ben. Şurada da olmadı arkadaşlar. Buraya. Şunu da alayım. Çünkü bir anda biberi de yapmak istiyorum. Pratik. Hemen olsun bitsin istiyorum. Şurada iki biberim kaldı. Hemen onu doğrarım. Hatta ciğeri alacağım. Esasında arkadaşlar ciğer daha küçük doğranması lazım. Ben biraz bugün büyük doğradım. Gelişi güzel. Çünkü bilmiyorum niye öyle yaptım. Kimisi küçük farkındaysanız, kimisi büyük. Fazla kurutmadan aldım. Şimdi hemen ben bunu da unlayayım, tekrar o kara tavaya, teflon tavaya yine atayım. Evet arkadaşlar, bunlar olasıya kadar ben bulaşıklarım vardı, hemen onları yıkadım. Ciğer bulaşığıydı, işte süzgeçti, kestiğim tahta, bıçak falan, onları hemen yıkadım. Şimdi ben bunun altını söndürdüm. Şimdi bunu ben şunu baharatlayacağım, soğan sosunu. Şöyle birazcık tuz. Ciğere hiç tuz koymadım. Esasında bu sos acı olsa daha güzel. Bakacağım acılı diye azıcık pul biber attım. Şimdi arkadaşlar azıcık karabiber. Daha doğrusu miktarını çoğaltıyorum. Çünkü ciğer çok, 1 kiloydu ciğer. Şöyle 2 kaşık toz biber attım. Kırmızı toz. Bir de olmazsa olmaz. Neydi? Bu neydi ya? Hep unutuyorum. Kimyon. Kimyon arkadaşlar. Çok yakışıyor. Ben bu baharatları koyuyorum. Bilmiyorum sizler hangi baharat koyuyorsunuz. Bu baharat çok güzel yakışıyor. Şimdi arkadaşlar şu ortaya da esas, ay kamera düştü elimden, bir dakika. Esasında domates doğramam lazım ama kış ayında domatesler güzel değil. Ben kutu domates koyuyorum. Şimdi unu güzelce kaynayacağım. O domatesin çiğ kokusu falan hep gidecek içinden. Evet, bir kaşık kullanıyorum. Bir süzgeci, bir oraya bir oraya, hiçbir şey olmaz. İki tarafa da kullanıyorum. Hiçbir sorun olmaz. Şimdi şu tavamı da güzelce yıkayayım. Bir de arkadaşlar şimdi birazcık pilav yapacağım. Ne pilavı?
pirinç pilavı ama basmati pirincinden. İçine şey koymayacağım, şehriye koymayacağım, kavurmayacağım. Öyle yapıyordum. Makarna gibi haşlıyorum ve çok güzel oluyor. Şimdi inşallah onu da paylaşırım sizinle. Bu da tamam. Yağımı şöyle aldım. Evet, bu da güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel kızardı yalnız. Kapayım. Şimdi bunun tadına bakacağım ben. Bu birazcık acı olması lazım. Eğer acı değilse birazcık biber salçası koyacağım içine. Bir bakmam lazım. Tadına bir bakayım. Çünkü biberler acı mıydı hiç bilmiyorum. Şöyle. Evet acı. Ben koymayacağım. Oo. Acısı çok güzel. Acı. Ocağı kapattım. Bu oldu. Çok güzel bir tadı var arkadaşlar. Yani şunu öylesine de yenilir. Yenilir yani. Yanına bir beyaz peynir. Oh mis. Hadi gelin şimdi bir şöyle yapalım. Esasında bu böyle olmuyor. Ama ben öyle yapıyorum. Esasında bu sos tabağın kenarına koyuluyor. Ama ben böyle karıştırıyorum. İçine birazcık su aldım. Daha cızırlıyor. Yalnız soğan sosu çok güzel oldu arkadaşlar. Tadına baktım ya bir tane. Yani ben yapıyorum diye söylemiyorum arkadaşlar. Cidden çok güzel oldu. Sizler de böyle deneyin. Şöyle karıştırayım. Çünkü ben ciğere baharat atmadım pişirirken. Şöyle şeyin, soğanın, karışımın tadı, baharatı, tuzu birbirine geçsin. Bu kadar işte arkadaşlar. Yaptın mı? Her şey olur. Tamamdır. Hatta bak gördünüz mü? Soğanı az bile geldi. Evet. Yere döktüm. Gözüküyor mu kameradan? Evet gözüküyor. Bakın şurada. Neyse olsun. Ocağım temiz. Sonuçta yemek yaptım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Ocağımı güzelce sildim. Toparladım. Şuraya azıcık su koydum. O da bakın fokur fokur kaynıyor. Hemen pilavını yapacağım. Şöyle videolara baktım arkadaşlar. Çok uzun video olmuş. Hemen pilavımı da yapayım. Kaşık bulamadım. Bu böyle oluyor. Şimdi azıcık tuz. Çok az arkadaşlar. Bu pirinç tuzu da sevmiyor. Şöyle çok az tuz. Birazcık sıvı yağ. Birazcık da tereyağı koyacağım. Hemen getiriyorum. Bulabilirsem bulamıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi videom çok uzun olmuş ya. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Azıcık bu bile çok yani arkadaşlar. Ama koydum artık. Tamam şimdi bunu kaynamasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şunlar yanık gözüküyor ama yanık değil. Kamera arka kameradan öyle gözüküyor. Şöyle bir de soğan ayarladım. O soğan çok çok attı. Değil çok. Değil. Yani kaba duruyor. Bak. Bak. Kaba duruyor. Çay kaşığıyla atacak. Ya ya maydanozun altında ya. Maydanoz kaba gösterdi.
Şimdi de ev yoğurdu falan çıkarırım. Pilavım da son hali arkadaşlar. Bakın. Basmati pirinci. Çok güzel oldu. Azıcık yağ. Azıcık tuz. Kaynak su. Tamam. Bu kadar. Mis gibi. Biz şimdi sofrayı hazırlıyoruz. Biraz da yoğurt çıkartacağım. Ondan sonra dünden yemeklerim de var. Onları da koyarım. Bu kadar arkadaşlar. Videom çok uzun oldu. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.